Bedava peynir fare kapanında olur. Geçenlerde aşağıdaki sözleri paylaştım. Dinci, dinbaz, şeyh, şuh, siyasal İslamcı, tarikat ve cemaatler akıl ve inanç hırsızlarıdır. Tarikatlar ve cemaatler müşterisi bol ticari kuruluşlardır. Sermayeleri din, insanların eğitimsizliği ve saflığıdır. Bir arkadaş yorum yapmış. Yorumunda kısa ve öz olarak kendisinin bir tarikat yurdunda kaldığını, kaldığı bu tarikattan herhangi bir kötülük, zarar görmediği gibi, aksine bedava yediğini, içtiğini, yattığını, hatta harçlık bile verdiklerini, dinini öğrendiğini vesaire vesaire anlatıyor. Bana da tarikat ve cemaatlere ön yargılı yaklaşmamamı tavsiye ediyor. Konuyu kişiselleştirmemek için genelleyerek ele almak istiyorum. İstiyorum ki derin uykuda olan bazı beyinler uyansın. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki hiçbir tarikat, cemaat asla insan ve toplum yararına hareket etmez. Çünkü tarikatlar ve cemaatler ticari inanç sömürü yapılarıdır. Dinen de, kanunen de yasal yapılar değillerdir. Siz hiç devlet okullarına yardım eden, okulların ihtiyaçlarını karşılayan tarikat ve cemaat görüp duydunuz mu? Çocuk esirgeme kurumlarına, yetimlere yardım eden tarikat, cemaat görüp duydunuz mu? Kadın sığınma derneklerine, evlerine, dul, sokakta kalmış kadınlara yardım eden tarikat, cemaat görüp duydunuz mu? Yaşlılar yurdunda kalan, bu tür kurumlara sığınan yaşlılara, hastalara, hayvanlara, doğaya yardım eden, engelli, sakat, muhtaç, açta açıkta kalmış, yiyecek ekmeği olmayan, sokakta yaşayan, muhtaç kişilere yardım eden tarikat, cemaat görüp duydunuz mu? Camilerin bu tür muhtaçlara açıldığını duydunuz, gördünüz mü? İmamların bu tür muhtaçlar ile ilgilendiğini duyup gördünüz mü? Tarikat ve cemaatlerin, şeyhlerin ve şıhların, hocaların ve imamların bilim ile bilim insanlarına destek olduklarını gördünüz mü? Göremezsiniz. Peki bu tarikat ve cemaatler ne yaparlar? Kimlere yardım eder? Kimlerin peşinden gider? Kimler ile ilgilenirler? Kur'an kursları adı altında gayri hukuki, gayri ahlaki ticarethane açarlar. Cami yaptırırlar, kendilerine militan ve insan kaynağı için okul yaptırırlar. Ancak bütün bunlar ticarethanelerini daha da büyütmek için ileriye dönük yatırımlarıdır. Camilerde, evlerde, okullarda kendi dilini bile düzgün öğrenemeyip konuşamayan kişilere Arapça, dikkat edin Türkçe değil, Arapça Kur'an öğretirler. Ama anlatırken onlara Kur'an'ın gerçekten ne dediğini değil, kendi işine geldiği gibi kendi yorumları ile Türkçe anlatırlar. Bir müddet sonra Kur'an öğrenme ve okuma işi hocanın Türkçe din anlatım ve öğretimine dönüşür. Daha doğrusu beyin yıkamaya dönüşür. Dini eğitim ve militan yetiştirme faaliyetlerine özellikle küçük yaştaki çocuklardan başlarlar. Ne de olsa ağaç yaşken eğilir. Her tarikat ve cemaatin kendilerini tanıtan, birbirlerini tanıyan kıyafet, sembol, işaret ve sözleri vardır. Kendi tarikat ve cemaatlerine devam eden kişilere Kur'an'dan önce kendi tarikat ve cemaatlerinin ilkelerini, kurallarını anlatır ve öğretirler. Hiçbir tarikatta, cemaatte asla Kur'an ve ibadet öncelik değildir. Kur'an ve ibadet sadece faaliyetleri için perde ve yemdir. Öğrencilere ders desteği adı altında grup toplantılarına, beyin yıkama faaliyetlerine alırlar. Adım adım ilerleyen, güvenilir, sadakatini ispat etmiş müritlerine, şeyhleri, şıhları, hocaları ile tanıştırıp
onurlandırırlar. Sofrasına oturturlar. Sırtı sıvazlanıp gururu okşanır. Tava getirilir. Hemen her tarikat ve cemaatin birbirine benzer, görünen ve görünmeyen, gizli, illegal yapılanması vardır. Hücre sistemi uygularlar. Her şahıs ve gruptan sorumlu kişiler vardır. Her tarikat ve cemaatte şeyhin, şıhın, hocanın yanında şeyhi uçuran, şakşakçısı, yardakçısı, tasdikçisi, yalancı şahidi vardır. Allah rızası için dilencilik yaparlar. İnsanların dini duygularını sömürerek maddiyat adına ne varsa toplarlar. Bunlar bazen müritlerinin evleri, arsaları, dükkanları, birikmiş büyük yatırımları olur. Kurban, sadaka, fitre, adak, deri ve en küçük maddi yardımlar bile birikerek milyonlar, milyarlar olur. Kısacası bol bol haram yerler. Her tarikat ve cemaat için mürit demek, müşteri demektir. Yolunacak kaz demektir. Militan demektir. Tetikçi demektir. Para kaynağı, hizmetkar, köle demektir. Kadın ve çocuklar cinsel obje olarak istismar edilecek köleler demektir. Tarikatlar ve cemaatler kimlere yanaşır? Siyasi partilere ve kişilere. Neden? Devlete sızmak, devlette yapılanmak ve devleti soymak için. Şimdiye kadar siyaset dışı kalmış bir tarikat, cemaat gördünüz mü? Yardım ettikleri, ediyor göründükleri kişiler genelde ileride kendilerine yapılan yardımdan kat be kat fazlasını alabilecekleri kişilerdir. Bunlar özellikle öğrenciler, iş adamları, sanatçılar, futbolcular, ticarethanesi olan kişiler, varlığı olup bu varlığını tarikatlarına bırakacak kişiler, tarikat için koşturacak, mürit olacak, hizmet edecek, kirli işlerini gördürecekleri kişiler. Yardımlar sadece bunlara gider. Toplanandan ve gerekli yerlere harcanandan geri kalan yardımlar şeyhe, şıha, hocaya ve yardakçılarına yat kat olarak döner dönüşür. Peki insanlar neden bu tarikat ve cemaatlerin peşinden gider ya da tuzağına düşer? Bunun iki temel nedeni var. Dini duygular, menfaat. Dini duygular ile hareket edenler aslında saf, temiz insanlardır. Gerçekten yaratıcıya, dine, peygambere, Kur'an'a inanan ve ibadetini yapan, hayatını bu yönde düzenleyen insanlardır. Bunlar genelde Allah rızası için hareket ederler. Tek amaçları Allah'ın rızasını kazanmak, öğrenci okutmak, varlıkları ile katkıda bulunmak. Vicdanen rahatlamak, inandığı gibi düşünen, çevresinin içinde bulunmak. Bu tür insanlar sevap işlediklerini düşünür ve iç huzur bulurlar. Vicdanlarını rahatlatır ve görevlerini yaptıklarını düşünürler. Verici insanlardır. Genelde mütedeyyin, muhafazakardırlar. Fakat bilmeden ve farkında olmadan tarikatların, cemaatlerin, şeyhlerin, şıhların, hocaların ayakta kalmalarını sağlarlar. Sömürü düzeninin bir parçası olurlar. En büyük tabanı bu kitle oluşturur. İnançları, dinleri, peygamberleri ve Kur'an konusunda bilgiyi hazır alırlar. Okumayı sevmezler. Anlatılan dini bilgilere inanırlar. Kitap değil, kulaktan dolma, kahve ve sohbet Müslümanıdırlar. Menfaat için hareket edenler ise oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Tek amaçları vardır. O da bu sistemden mümkün olduğunca yararlanmak. Su akarken kovalarını doldurmak. Aslında yararlanmak karşılıklıdır. Ve her iki taraf da bunun farkındadır. Al gülüm, ver gülüm yaparlar. İnanç, din, peygamber, Kur'an, Allah asla umurlarında değildir. Sadece bu değerler üzerinden neler elde edebileceklerine bakarlar. Bu yelpaze geniştir. Öğrenci için ele alacak olursak hazır ve güvenli yatacak bir yer, elektrik, su parası yok, servis ücreti yok, yemek hazır, temizlik derdi yok.
Başlıkta dediğim gibi bedava peynir sadece fare kapanında olur. Hiçbir tarikat, cemaat, şeyh, şıh, hacı, hoca, abi, abla size karşılığını almayacağı bir hizmet vermez. Sizin Allah rızası için sandığınız şey gelecekteki menfaatlerinden başka bir şey değildir. Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemezler. Bugün değilse 10 yıl sonra fatura sizin önünüze konacaktır. İstemeseniz de bedel ödettirilecektir. Birçok sanatçı, sporcu, iş adamı, esnaf, tarikat ve cemaatten hizmet alan, destek alan herkese bu bedel ödettirilmiştir. Peki bu karşılıklı menfaate dayanan ilişkilerdeki alan ve veren kişilerin özellikleri nasıldır? Daima aldıkları, daha doğrusu çaldıkları, verdiklerinden fazladır. Bu kalemun gibidirler. Her renge bürünebilirler. İbadeti gösteriş için yaparlar. Allah, peygamber, Kur'an, inşallah, maşallah dillerinden düşmez. Karşısındakinin nabzına göre şerbet verirler. Yalancı, riyakar, sahtekar, dinci, dinbaz, üçkağıtçı, ahlaksız, kuralsız, korkusuz, kalpsiz, vicdansız, rahatlıkla dinini, kitabını, peygamberini, hatta Allah'ı, milleti ve vatanı bile satabilirler. Diğer yelpazedekiler farklı değildir. Tarikat ve cemaatler ile ilişkisi olmayan saf Müslümanlara gelince, onlar hala tribünde sahnelenen oyunu seyrediyorlar. Kimi oyun olduğunun farkında ama umurunda değil. Kimi hala saf duygularla, yok ya olamaz, Müslüman bunlar, öyle şeyler yapmazlar, inanmam diyorlar. Özellikle anneler, kadınlar sustukları, susturuldukları için tarikat ve cemaatler, şeyhler ve şıhlar ayaktalar. Sağduyulu insanlar, erkekler, babalar, öğretmenler, bilim insanları, askerler, hukukçular, toplumun her kesimi korktukları ve sustukları için bu tarikat ve cemaatlerin düzenleri, düzenbazlıkları, sistemleri ayakta. Nasılsa benim partimden, benim tarikatımdan, benim cemaatimden deyip susanlar, başını kuma gömenler, görmeyip, duymayıp susanlar. Hepimiz suçluyuz. İnançlı olmak, dindar olmak, Müslüman olmak için tarikatlara, cemaatlere, şeyhlere, şıhlara, hacılara, hocalara, imamlara, aracılara ihtiyacınız yok. Kur'an'ı anlamak ve öğrenmek için asla ama asla Arapça bilmenize ve okumanıza gerek yok. İnanın bana, sizi yaratan bir yaratıcı varsa sizin dilinizden anlar, anlamalıdır. Anlamıyorsa zaten yaratıcı olamaz o. Lütfen Kur'an'ı kendi dilinizde Türkçe okuyun. Düşünerek ve sorgulayarak bilim ışığında ve bugünün değerleriyle okuyun. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu düşünceleri paylaşın. Belki bir kişiyi kurtarmış olursunuz. Sağlık ve sevgiyle kalın.